Fenerbahçe'nin yüksek tempolu başlayacağını. Bakın Fenerbahçe takımında temposu yüksek oyuncular var. 1, 2, 3 koşu mesafeleri yüksek oyuncular bunlar. Tabii bir de Muriç. Vedat Muriç diye bir oyuncu var. Yani acayip bir fiziki kapasite. Vurmasa da vurdurmuyor. Bozuyor. En kötü şartlarda da bir faul alıyor. Şimdi bir oyuncudan bahsedeceğim. Top hırsız. Top hırsızı var bir tane. Gustavo mu? Bu. Evet. Merak ediyorum yani. Kötü anlamda tabii söyleyecek halimiz yok ya. Bayağı hırsız yani. Hop onunkini alıyor, bununkini alıyor. Hani bir oyuncu şöyle bir oyuncudur. Çok top kazanır. Nasıl bir futbolcuydu Gustavo veya X bir oyuncu? Vallahi hep top kazanırdı. Bu top çalıyor. Bir de bu top çalıyordu. Bir de bu oynuyor. Bir de oynuyor. Şak 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 oynuyor ve bugün geldiği günden beri en iyi maçını oynadı. Onu söyleyeyim, inanılmaz oynadı. İyi oynadı, iyi oynadı, iyi oynadı, iyi oynadı, süper oynadı, süper oynadı, iyi oynadı, süper oynadı, iyi oynadı, iyi oynadı. Gelelim Beşiktaş'a. Gelelim Beşiktaş'a. Orta şekerli. Kötü oynadı. Kötü oynadı. Vasat oynadı. Vasat. Yani. Üçüncü İyi golde. Oynamadı diyeyim. İyi oynamadı diyelim. Tamam. Yoktu. Hiç yoktu. Hiçbir şey söyleyeyim. Süper oynadı. Süper oynadı. Vasat oynadı. Evet. Görmedim. Hiç diyor, varlığıyla yok. İşte gol, Fener, ikinci golde gördük diye. Fener yani. İyi oynamadı diyelim. En tamam, kötü evet, şartlarda. Evet, kötünün evet. iyisiydi bence. Duran Fener, topları. Kötü oynadı. Burak çok kötü oynadı. Bence Burak... Hatırlıyor musun? Şimdi benim bu cümlelerimi yan yana